Öykü Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş bulduk, bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Melike Hanım kimdir, sektöre nasıl girdi, sizlerden dinleyelim. Tabii, 1988 Adapazarı doğumluyum ben. Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunuyum. Turizm sektörüne üniversiteden sonra girdim. Stajla başladım. Açıkçası sektörde gayet sevdim. Daha önce İstanbul'da görev yaptım. Görev yaptığım alanlar daha çok servis ve operasyon oldu. Yurt dışında 2 sene kadar çalıştım. Amerika'da görev yaptım yine aynı turizm alanında. Türkiye'ye döndükten sonra eşim vesilesiyle Sapanca bölgesine taşındım İstanbul'dan yaklaşık 4 sene önce. Sapanca bölgesinde yine farklı otellerde görev yaptıktan sonra Ağustos 2018'de Sapanca Alfa Suisse'de çalışmaya başladım. Bu şekilde. Evet, hep turizmin içerisindeydiniz. Evet. Burası zaten yeni kurulan butik bir otel diyebiliriz. Suikotel. Neler yapıyorsunuz? Biraz buradan bahsedelim mi o zaman? Tabii. Sapanca Alfa Suisse dediğim gibi Ağustos 2018'de göreve başladım. Tesis zaten Haziran 2018'de işletmeye açıldı. 7 dönüm arazi üzerine daha çok işte lüks ve şık dekore edilmiş villalar tasarlanarak oluşturulmuş. Alfa Suite olarak biz hem konum lokasyon avantajına sahibiz burada. Hem de yapılarımızın şık dekorasyonu ve görsel görüntüsü bize avantaj sağlıyor. Neler yapıyoruz burada? Oda kahvaltı hizmeti veriyoruz misafirlerimize. Spa hizmeti veriyoruz aynı zamanda. Masaj isterlerse, aynı zamanda Türk hamamı, buhar, sauna, bu alanların tamamının kullanımı mevcut. Onun dışında yine bungalov evlerinizin yanında kış bahçesi olarak oluşturduğumuz daha böyle otantik ve nostaljik bir konseptli oturma alanımız mevcut. Yine misafirlerimizin hizmeti açık. Yaz aylarında sezonluk kullanılabilen açık havuzumuz var. Odalarımız dubleks tarzda döşenmiş. Büyük aileler için tasarlanmış 5 tane aile suitimiz var. Bunlar 3+1 şeklinde. Her bir odanın kendine ait banyosu vardır ve gerçek şömineidir. Yine standart oda diye aslında tabir edilen, bizim deluxe oda diye adlandırdığımız oda kategorimizde de görsel elektrik şömineleriniz var. Her bir odanın kendine ait ön tarafında balkonu bulunuyor. Daha çok böyle ev sıcaklığında, ev konforunda ama aynı zamanda otellerin kaliteli hizmetlerini de yansıtmak suretiyle misafirlerimizi ağırlamaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda küçük toplantı gruplarına da hizmet edebileceğimiz 30-35 kişi kapasiteli barkovizyon, mikrofon ve tüm ekipmanıyla birlikte kendi içinde barı olan bir toplantı salonumuz bulunuyor. Burada da yine ufak grupların yemeklerini, işte doğum günü organizasyonu, nişan ve söz gibi organizasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde keyifli bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Evet, 7 dönümlük arazide birçok şeyi bir arada toplamayı başardınız. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Kendimle dahil olmak üzere tesiste çalışan pek çok personelimiz daha önce bu işin içinden gelen insanlar ve 5 yıldızlı otel tecrübesine sahip. Dolayısıyla hizmetin ne olduğu ve hizmeti nasıl edileceği kavramı herkes tarafından anlaşılmış tesiste. Personelimize en çok dikkat ediyoruz. Tabii ki burada seçici olduğumuz konu personel kalitesi. Bununla birlikte zaten hizmet kalitesi geliyor açıkçası. Doğru insanı doğru işe kanalize etmek ve buranın kendi kalitesinin layığında hizmet vermelerini sağlamak esas amacımız. Dediğim gibi tabii ki 5 yıldızlı bir otel değiliz. Tabii ki daha küçük ve mütevazi butik hizmet veriyoruz ama burada insanlara en önemlisi kişisel dokunuş yapabilmek. Çok basit bir örnek verecek olursam, dekorasyon amacıyla büyük aldığımız kabaklarımızı misafirlerimiz görüp beğendiği zaman biz onlar için de hemen bir tane kabağı buradan yerel lokal marketten, pazardan alıp getirip arabalarına koyabiliyoruz ki giderken evlerine pişirsinler. Çünkü Sapanca Sakarya bölgesi kabağıyla ünlü bir bölge. Bu tarz ince dokunuşlarla işte misafirlerimizin burada kalıcı hatıralar kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hepimiz buna kanalize olmuş durumdayız. Ekibimizin tamamı 7/24 her an misafirlerimizin isteği amacında doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Evet. Kısa bir süre olmasına rağmen yurt içi, yurt dışı birçok yerden gelen misafirlerimiz oldu. Evet. Bu da tabii özellikle Sapanca bölgesi Orta Doğu misafirlerine çok ilgi gösterdiği bir bölge. Gerçekten seviyorlar. Yeşil, yeşilin her tonu barındırdığı için
Bizim otelimizde lokasyon olarak arkası tamamen orman ve özellikle yaz bahar aylarında inanılmaz güzel renkler burada oluyor ve çok keyifli bir alan oluyor, oksijeni bol. Orta Doğu misafiri çok sıklıkla tercih ediyor. Kartepe'ye yakın olduğumuz için takriben yarım saat 40 dakikalık bir mesafedeyiz. Kış aylarında da özellikle yerli misafirlerimiz, Türk misafirlerimiz daha çok burada konaklayıp Kartepe'de kayaklarını yapabiliyorlar. Odalarımızda da ısıtma sistemleriyle alakalı hiçbir sıkıntı yok. İşte klasik bungalov veya klasik bir işte butik otelden ziyade tamamen hani son teknolojiyle donatıldığı için rahat ve konforlu bir konaklama yapıp kayaklarını yapıp yine akşam burada gelip spa'yı kullanmaya devam edebiliyorlar. Bu da onlar için bir hoşluk oluyor tabii. Burası için yeni projeler düşünüyor musunuz peki? Şu anda en son iki tane bungalovumuzu tesise kattık ve kış bahçemizi tesise kattık. Şu an için alan içerisinde maksimum şekilde değerlendirmelerimizi yaptık. Mevcut olan binalarımızın içinde her zaman yenileme, iyileştirme çalışmalarımız yine devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz yine burayla alakalı? Her zaman herkesin tabii ki görmesi ve gerçekten deneyimlemesi gereken bir alan Sapanca öncelikle. Biz herkesi Sapanca'ya davet ediyoruz. Bütün izleyicileri öyle söyleyeyim. Kim izliyorsa mutlaka Sapanca'ya gelin, ziyaret edin. Hem çok yakın hem de çok keyifli bir bölge. Göl, dağ, orman, yürüyüş, ne isterseniz her şeyi yapabileceğiniz bir alan. Ve çok yakın İstanbul'a, Ankara'ya. Tabii ki de Sapanca Alfa Suites'te kalmak da Sapanca bölgesinde ayrıcalıklı bir hizmet alabileceğiniz nokta oluyor sizler için. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizimle katmış olduğunuz katkılardan dolayı bir başka programda görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.